Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Yine memlekete geldik. Gezdik, dolaştık. Şimdi de Rıdvan Göğüs Ağa'nın Seyir Tepesi'ndeyiz. Gelip biraz böyle memlekette tepelerden seyredelim dedik, ne var ne yok. Şu karşı taraf görmüş olduğunuz yer Üçhisar Kalesi. Tam Üçhisar Kalesi'nin altında çok güzel bir mekan. Kendisine bol kazanç diliyorum buradan. Rıdvan ağam yok. Rıdvan ağam Nevşehir'deymiş. Biz de geldik, oturduk, yiyip içelim. Hesabı da Rıdvan ağama bırakıp gidelim dedik. Şaka lan şaka. Gelin ben size şöyle biraz gezdireyim, buraları göstereyim. Bakalım ne var ne yok. Aha, benim aslanım da gelmiş. Gel oğlum. Gel babacığım. Şanlı bayrağımız. Buraya Rıdvan ağam bir tane dilek ağacı yapmış. Bura komple böyle aşağıya doğru vadi arkadaşlar. Şurada dediğim gibi Üçhisar Kalesi var. Üçhisar'dayız. Burası Üçhisar. Sizlerle böyle bir kısa merhabalaşayım. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Program nedir? Onu söyleyeyim dedim. Biliyorsunuz yarın Alican kardeşimin mevlidi var. Hepinizi bekliyorum. Yakında olup gelebilecek herkesi mevlide bekliyorum. Hayır, yemeğine bekliyorum arkadaşlar. Kısa bir sizlere böyle video yapayım dedim ya. Bir selam vereyim dedim. Türkiye'ye geldik, kimseye selam veremedik. Kimseyle bir buluşamadık. Yarın işte hem mevlidi yapacağız hem de inşallah herkesle buluşacağız orada arkadaşlarla. Onun için kısa bir selam vereyim istedim. Bir sesimizi duyuralım istedim. Uzun zamandır ortada yoğuz. Herkes video istiyor. O yüzden bir video yapalım dedik. Ailemle birlikte tatilde olduğum için arkadaşlar çok fazla paylaşım yapmıyorum. Çok fazla yazıp çizemiyorum. O yüzden kısa bir video yapayım, selam vereyim istedim sizlere. Ben bölgedeyim, biraz daha bölgede kalacağım. Ne kadar kalacağım bilmiyorum. Rahmetliğin dediği gibi benim ne zaman ne bok yiyeceğim belli olmaz. Her an bir taraflara gidebilirim. Ama şimdilik buradayım. Hele bir yarın mevlidi yapalım, bir hayır yemeğini yapalım, bitirelim. Ondan sonra yine kısa bir haber veririz, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, kimlerle görüşeceğimizi. Şimdilik buralardayız arkadaşlar. Rıdvan ağam Nevşehir'deymiş, geliyorum dedi, gelmedi daha. Ben de o gelmeden yiyip içelim diyorum, hesabı bırakıp kaçalım diyorum arkadaşlar. Antalya'ya gittik arkadaşlar. Bir hafta Antalya'daydım. Orada kimseyle görüşmedim. Bir Çağlayan kardeşim geldi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çağlayan kardeşime, ailesine, hepsine teşekkür ediyorum. Aileyle birlikte olduğum için yani şey olmadı arkadaşlar ya. Böyle bir kimseyle buluşup görüşüp falan bir şey yapamadık. Olmadı yani. Bu seferlik öyle olsun, bir dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Aileyle bir şöyle beraber tatile ihtiyacımız vardı. Onun için fazla kimseyle ne görüşebildik ne de buluşabildik. Aha, bu canavarla gezdik değil mi? Gel baba. Aferin oğlum. O yüzden olmadı. Bu sefer böyle oldu. Bakalım. Şimdilik buralardayız arkadaşlar. Biraz da size şöyle bir kamerayı elime alayım da biraz çekeyim bakayım. Ver bakayım oğlum. Bu aşağılar hep vadi arkadaşlar.
Burada şeyle depolar var. Soğuk hava deposu kullanılan yerler var. Limonları falan depoladıkları, patatesleri depoladıkları soğuk hava depoları var. Şu karşı taraf dediğim gibi Üçhisar Kalesi. Tepede de birileri var ama gözüküyor mu bilmiyorum. Galiba gözüküyor. Şanlı bayrağımız da tepede dalgalanıyor. Şöyle göstereyim bir. Rıdvan Ağa'nın mekan. Rıdvan Ağa'nın biliyorsunuz Ali kardeşimin orta oyununu oynayan kişi. Rıdvan Göğüs. Onun da kanalı var YouTube'da. Rahmetliyle burada en son o oyunu oynamışlardı. Şöyle göstereyim. Seyirtepe. At arabasını da ne güzel böyle döşemiş. Hani bizim bir meşhur lafımız var. Kör de bilir avanosun yolunu desti bardak kırığından diye. Onun gibi destilerle süslemiş at arabasını. Buraya gelip burada da şöyle arkadaşlar çayınızı, kahvenizi, gözlemenizi yiyip bir seyredersiniz etrafı, şu güzellikleri. Vallahi buralar cennet gibi yerler. İşte biz buraları senede bir sefer gelip görebiliyoruz ancak. Şuradan direkt böyle tepeden aşağıya buraları seyredebilirsiniz. Selam olsun. Dünyanın her yerindeki yurdumun güzel insanlarına selam, saygı, sevgi olsun. İnşallah yakındaki arkadaşlarla yarın Mevlid'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın.